Son ana haberden mutlu akşamlar değerli izleyenler. Ben Simge Özden. Gelişmelerle ekranlarınızdayız. Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek seçimlerden sonra geçen 120 günü değerlendirdi. Kentte öncelikle hayata geçen projeleri tek tek sayan Erkek, dünyanın en güzel şehrinin geleceğini planlamak için çalıştıklarını söyledi. Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek basın mensuplarıyla kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi. Yerel seçim sonrasında 9 Nisan'da mazbatasını alarak başkanlık koltuğuna oturan Erkek, 4 aylık görev süresince gerçekleşen projeleri açıklayarak değerlendirmede bulundu. Şehir kulübünde düzenlenen toplantıya Çanakkale'de görev yapan yerel ve ulusal basın mensupları katıldı. Başkan Erkek seçimlerden sonra geçen 120 günde hayata geçen projeleri tek tek saydı. Belediye Başkanı Muharrem Erkek öncelikle Çanakkale halkına gösterdikleri güvenden dolayı teşekkür ederek halkçı belediyeciliği yönetim anlayışını merkezine koyduklarını ifade etti. Halkçı belediyeciliği yönetim anlayışımızı tamamen merkezine alarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu müstesna kenti gözümüzün bebeği gibi korumamız lazım. Boğazıyla, ormanlarıyla, Kaz Dağları'yla, tarihi kültürel değerleriyle, her şeyle olağanüstü bir coğrafyada çok güzel bir kentte yaşıyoruz. Bu kentin geleceğini hep birlikte çok iyi planlamamız lazım. Seçim sonrası kentte ilk olarak Anlat Çanakkale projesinin hayata geçirildiğini ifade eden Başkan Erkek, 2025-2029 stratejik plan hazırlık çalışmalarının önemini vurguladı. 2025-2029 stratejik plan hazırlık çalışmalarına çok önem veriyoruz. Stratejik plan geliştirme kurulumuz tam 15 adet farklı temada katılımcı demokrasiye verdiğimiz önemin bir sonucu olarak paydaş toplantıları gerçekleştirdi. Bu toplantılara üniversitemizden, kamu kurum kuruluşlarından, sivil toplum örgütlerinden, birliklerden, odalardan, gönüllülerden, sivil inisiyatiften toplam 700 kişi katıldı. Başkan Erkek bir diğer seçim sürecinde taahhüt ettiği Eski Çanakkale Kemalpaşa Mahallesi yayalaştırma projesinden bahsederek ileride Eski Çanakkale denilen bölgenin tamamen yayalaştırılarak kültür sanat merkezi haline getirileceğini söyledi. Yine seçim sürecinde taahhüt ettiğimiz Eski Çanakkale'mizde, Kemalpaşa Mahallemizde yayalaştırma projemiz vardı biliyorsunuz. Onu hayata geçirdik. Tabii ki ileride o Eski Çanakkale dediğimiz Namık Kemal Mahallesi, Kemalpaşa Mahallesi, Tevfik Paşa Mahallesi ileride tamamen trafiğe kapatılmalı. Orada sanat sokakları olmalı, müzeler olmalı, artmalı, kültür ve sanat ağırlıklı bir bölge cephe iyileştirmelerinin devam ettiği, kentin kimliğini, tarihini korunduğu, onun seferinde etrafında gerekli düzenlemeleri yapıp otopark olsun diğer düzenlemeleri o Eski Çanakkale'ye aslında trafiği hiç sokmamak lazım. Başkan Erkek açıklamalarına belediyenin sosyal, sanat ve spor etkinliklerinden de bahsederek kentin en önemli sorunlarının başında gelen temizlik ve trafik, can dostlar konusunda açıklamalarına devam etti. Yakın zamanda temeli atılacak projelerde değinen Başkan Erkek, sokak hayvanları için yeni bir proje başlatılacağını kaydetti. Bizim can dostlarımızın yaşamına kasten son verme gibi bir hakkımız olduğunu da ben düşünmüyorum. Ama bu sorunu çözmek için de yeni bir projemizi de hayata geçireceğiz. Şimdi ihalesini hazırlıkları devam ediyor. Yeni bir rehabilitasyon ve barınma hayvan barınma merkezimizi hayata geçireceğiz. Mevcut merkezimizi de iyileştiriyoruz. Orada da çok sayıda köpeğimiz var. Sahiplendirme çalışmalarını hızlandırdık. Ama yeni projemiz de yaklaşık 20 dönüm bir alanda hizmet verecek. Onunla birlikte kentte bu sorunu biraz daha ciddi bir oranda azaltmış olacağız. Başkan Erkek son olarak Türkan Saylan Kültür Merkezi, Cuma Pazarı, Sarıçay ve 75 dönümlük kent park projelerinden bahsederek Çanakkale'nin gelecekte dünyada ve Türkiye'de örnek bir kent olması için çalıştıklarını söyledi. Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, belediyenin SGK ve vergi borcuna dair açıklamalarda bulundu. Başkan Erkek, 57 milyon SGK borcumuzu yapılandırdık, vergi borcumuz yok dedi.
Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, ülke gündeminde yer alan belediyelerin SGK prim borcu ve vergi borcu konusuna yönelik açıklama yaptı. Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Belediyesi'nin vergi borcu bulunmadığını, 57 milyonluk SGK borcunu ise yapılandırdığını söyledi. Başkan Erkek, seçimlerin geçtiğini, artık vatandaşa hizmet zamanı olduğunu vurgulayarak, iktidarın yerel yönetimlerin hizmetlerini engelleme yönünde verdiği kararın yanlış olduğunu kaydetti. Mali açıdan iyi durumda diyebiliriz. SGK borçlarımız yok mu? Var. Hem belediyemizin hem kentsel hizmetler anonim şirketimizin var. Yaklaşık, yanılmıyorsam, 57 milyon civarında olması gerekiyor toplam. Vergi borçlarımızı kapattık. Tamamını. Vergi borcumuz yok. Tamamını kapattık. O konuda arkadaşlara özel istirhamım oldu. Mali hizmetlerde görev yapan arkadaşlarımıza. Vergi borçlarımızı kapattık. SGK borçlarımızı da yapılandırdık. Bizim bir sorunumuz olmaz ama merkezi yönetim asla şunu yapmamalı. Bir kere belediyeler de bir kamu kurumudur. Ve belediyeler yerinden yönetim açısından çok önemli. Vatandaş açısından çok önemli. Biz bütün Çanakkale halkına hizmet ediyoruz. Artık seçimler bitti. Biz Çanakkale'nin belediyesiyiz. Çanakkale halkının belediyesiyiz. Belediyelerin hizmetlerini engellemek açısından bazı uygulamalar getirmek aslında yerel demokrasiye bir darbedir. Belediyelerin de bir kamu kurumu olduğuna dikkat çeken Muharrem Erkek, ülkede SGK'nın alacaklarının %3'ünün belediyelere ait olduğuna dikkat çekerek, peki ya %97'lik kısım kimin? Önce lütfen SGK bunu açıklasın dedi. SGK borçlarının, SGK'nın alacaklarının herhalde %3'ü belediyelerden olan alacağı. Türkiye'deki tüm belediyeleri kastediyorum. %97'si kimlerden alacağı var? Lütfen SGK açıklasın. Şeffaflık diyoruz. Hesap verilebilir olmak diyoruz. SGK açıklasın. Belediyelerin de borçlarını açıklasın. Belediyeler dışındaki borçları da açıklasın. Ve onları niye tahsil etmiyor, onları da açıklasın. Birleşik Kamu İş Çanakkale İl Başkanı Ekonomist Profesör Doktor Mehmet Şahin, küresel piyasalarda tarihi düşüşlerin yaşandığı Kara Pazartesi hakkında açıklamalarda bulundu. Küresel piyasalardaki çalkantı, jeopolitik risklerin devam etmesi, Orta Doğu'daki gerilimin belirsizliği neticesinde bu hafta bir tür kara pazartesi yaşandı. Para piyasası şoka girdi. Küresel piyasalarda dün yaşanan satış baskısının ardından piyasalar kısmen toparlandı. Ancak piyasaları gelecekte ne bekliyor? Birleşik Kamu İş Çanakkale İl Başkanı Ekonomist Profesör Doktor Mehmet Şahin, küresel piyasalarda tarihi düşüşlerin yaşandığı Kara Pazartesi hakkında açıklamalarda bulundu. Amerikalıların borsadaki finans piyasasındaki düşüşlere verdikleri bir isim. 1929'lardan kalma. Kara Pazartesi dediğimiz şey de başta Japon piyasası olmak üzere en yüksek etkilenen o. Sonra dünya piyasalarında böyle bir düşüşler oldu. Şimdi finans piyasalarında ne oluyor? Bunun bir etkisi yok. Bir sebebi yok. Birden sonra çok sebebi var. Profesör Doktor Şahin, dünya çapında para piyasasında yaşanan sıkıntının sebeplerini şu şekilde açıkladı. Japonya enflasyonu düşürmek istiyor. Enflasyonu düşürmek için faizleri yükseltiyor. Faizleri yükseltip kendi parasını değerli hale getirip ithalatı kısıtlamaya çalışıyor. Bir sebebi Amerika'da aynı zamanlara denk gelen tarım dışı istihdam piyasasında veriler kötü geldi. Yani Amerika bir durgunluğa gidiyor, işsizlik var. Bunun satın alınmasıydı. Bir diğeri siyasetteki belirsizlikler. Özellikle teknoloji şirketlerinin hisselerinde bir balon oluşması. Yani yapay zeka ile beraber bu şirketlerin hisseleri ciddi bir değer kazanmıştı. Artık bu en yükseğe geldi, yükselmeyecek gibi buradan bir geri dönüşler vardı. Temelde bu etkilerle finans piyasalarında bir düşüş yaşandı. Bundan sonraki süreçte Türkiye'ye etkilerine dikkat çeken Profesör Doktor Mehmet Şahin, reel sektörün unutulmaması gerektiğini vurguladı. Reel ekonomiyi asla unutmamamız gerekiyor. Finans piyasasında bizi
ödemelerimizi de biraz rahatlatabilir. Mesela Türkiye şu anda son 1-1,5 yıldır bir ekonomi politikası uyguluyor ve bu politika da temelde finans temelli bir politika. Son yıllarda bu tek ülkemizde de değil, ekonomi literatüründe de finans ön plana çıkmaya başladı. Reel sektörü maalesef ki unutmaya başladık. Yani işte ülkemizde de görüyorsunuz, kısa yoldan zengin olma. İşte borsa oynayayım, 3 kuruşla zengin olayım. Kısa yoldan şunu alayım, hemen böyle bir şey yok. Dünyada ekonomi literatüründe böyle sihirli sözcüklere yer yok. Çalışacaksınız, üreteceksiniz, satacaksınız, kazanacaksınız. Bu kadar. Şu anki sistemde bundan ibaret. Türkiye'deki şu anda yaşadığımız sıkıntılar da bundan ibaret. Çanakkale İl Genel Meclisi 2024 dönemi Ağustos ayı toplantılarının ikinci birleşimi İl Özel İdaresi Hizmet Binası'ndaki toplantı salonunda Halil Ertuğrul Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Çanakkale İl Özel İdaresi'nin Ağustos ayı 2. Birleşimi İl Özel İdaresi'nin hizmet binasındaki Melis Salonu'nda gerçekleştirildi. Halil Ertuğrul Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda 6 gündem maddesi görüşüldü. 5. gündem maddesi içindeki 12 komisyon raporu da görüşülerek karara bağlandı. Bu dosyaların 9 tanesi geçtiğimiz Mayıs ayında eski Vali İlhami Aktaş tarafından tekrar görüşülmek üzere İl Genel Meclisi'nde iade edilen dosyalardı. 9 komisyon raporları oy çokluğuyla kabul edilirken AK Parti meclis üyeleri çekimser oy kullandı. AK Parti Grup Başkan Vekili Necat Önder, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın tavsiye niteliğindeki kararına ters düşmemek adına köy genişleme alanları için hak sahiplerinin hak kaybına uğramamaları için çekimser oy kullanmaya devam edeceklerini açıkladı. Biz AK Parti grubu adına köy genişleme alanları ile ilgili çekimser oy kullanacağımızı bunun da sebeplerini kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Çünkü kamuoyunda bu dosyalar daha önce de geldiğinde yanlış saptamalara, yanlış anlaşılmalara yol açan sözcüklerle karşı karşıyayız. Evet. Şimdi bir kere bu bakanlık yazısı bizi bağlıyor. Biz bakanlıkla, devletle ters düşen bir anlayış içine girmekten CHP Grup Başkan Vekili Güneş Pehlivansa bakanlığın kararının tavsiye niteliğinde olduğunu vurgulayarak Çanakkale'de 40 dönüm şartını taşıyan köy bulunmadığına dikkat çekti. Çanakkale'de takdir edersiniz ki 40 dönüm şartını taşıyabilecek köy bile yoktur esasında. Varsa bir tane vardır tahmini. Şu an hani köylerin sağlıklı büyüme ihtiyacı vardır. Ve ne yazık ki köylerde konut alanlarının bulunmaması kente göçü, özellikle genç göçünü son derece teşvik eden bir durum olmuştur. Bu da aslında devletin üst ölçekli kırsal programıyla da taban tabana zıttır. İl Genel Meclisi Başkanı Halil Ertuğrul ise köy genişleme alanlarının bir an önce uygulamaya geçilmesinin hayır işi olduğunu söyledi. Yani genç kilolu gibi aynı şeyleri söylemek, bakanlık olur, şudur, bakanlık olur, burada kural değildir. Burada anayasa yönetmeliktir arkadaşlar. İmar kanun. Böyle bir şey olamaz. Ben şunu da düşünüyorum. Arkadaşlarımızın içinde, sizin arkadaşlarımızın içinde bu işi bilen teknik arkadaşlarımız da var. Onların da sizi aydınlatmamasını hayretle karşılıyorum yani. Çok insanlar mağdur ediliyor bu konuda. Çok malzeme alıp da inşaata başlayamayan, mağdur olan, parası çarpışan olan insanlar olur. Biz önce buna bakmalıyız. Sizler de yardım rica ediyorum bu konuda. Teşekkür ederim. Çanakkale'nin gayrimenkul piyasasında yaşanan hareketlilik şehir merkezi ve ilçelerinde belirgin taleplerin ortaya çıkmasına neden oldu. Gayrimenkul danışmanı Hasan Alper Akkoca, Çanakkale'de hangi bölgelerin daha fazla talep gördüğünü Ton TV ile paylaştı. Yoğun göç alan iller arasında üst sıralarda yer alan Çanakkale'de konut ve arsalara ilgi artıyor. Yaşam kolaylığı, tarihsel geçmişi ve sahilleriyle ön plana çıkan Çanakkale'de en çok hangi ilçelere talep olduğu merak konusu oldu. Konut talebinde Karacaören bölgesine ilgi olduğunu aktaran gayrimenkul danışmanı Hasan Alper Akkoca, yeni siteler olduğu için talep bitmiyor ifadelerini kullandı. Çanakkale içerisinde konut arzının fazla olduğu yer Karacaören bölgesi. Bir dönem yine Kepez tarafında Hamidiye bölgesiydi. O bölgelerde talep hiç bitmiyor.
O bölgelerde hep talep devam ediyor. İşte yeni siteler olduğu için konutun daha çok talebi olduğu bölgeler de buralar. Konut talebinin haricinde arsalara da yoğun ilgi olduğunu aktaran Akkoca, Çanakkale Merkez Köyleri, Lapseki, Ayvacık ve Ezine tarafı ilgi görüyor diye konuştu. Arsa tarla arazide Çanakkale'nin her bölgesinde talebimiz var. Çanakkale Merkez Köyler, Lapseki, Ayvacık ve Ezine tarafı çok hızlı olduğunu biliyorum. Diğer bölgeler biraz daha yavaş. 15 Eylül'de emlak sektöründe doğrulanmış ilan dönemine geçilmesinin kayıt dışı emlakçılığın önüne geçeceğini belirten emlak uzmanı Özkan Aydemir, sektörde taşınmaz ticareti yetki belgesi olmayanlar emlak sitelerine ilan girişi yapamayacakları için ayakçı diye tabir ettiğimiz vergi levhası, taşınmaz ticaret yetki belgesi ve ofisleri olmayan kişiler de bu mesleği artık yapamayacaklar dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 15 Eylül'de emlak sektöründe doğrulanmış ilan dönemine geçileceğini duyurdu. Bu durumun sektöre olumlu yansıyacağını belirten emlak uzmanı Özkan Aydemir, buna göre konut satacak kişinin E-Devlet üzerinde gayrimenkulünü seçerek emlakçıyı yetkilendirmesi gerekeceğini söyledi. Gayrimenkul sektörü son 5 yıl içerisinde imajında biraz zedelenme olmuştu. Bu zedelenmesinin nedenlerinden birisi çok fahiş fiyatların artması, manipüle ilanlar, sahte ilanlar ve kapora dolandırıcılıkları tüketici mağduriyetine neden oluyordu. O yüzden Ticaret Bakanlığımız 31 Ağustos 2023 tarihinde taşınmaz ticareti yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Elektronik ortamda ilan doğrulama sistemini devreye soktu. Bu sistem 1 Kasım itibariyle ilk faz 1 başladı. Gayrimenkul şirketleri ve vatandaşlar elektronik ortama ilan girecekleri takdirde E-Devlet üzerine onay verme zorunluluğu vardı ve bu birinci faz bitti. İkinci fazda 15 Eylül itibariyle dün Ticaret Bakanımız da açıkladı. 15 Eylül itibariyle ikinci faz devreye girecek. Bu ikinci fazda da artık işte vatandaşlarımız kendi mülklerini birinci ve ikinci derece akrabalar haricinde kimseye verip ilan girdiremeyecekler. Bir arkadaşının bir gayrimenkul girmesi ya da bir dostunun bir ilan girmesi yasaklanmış olacak. Gayrimenkul şirketlerine de yetki belgesi olmadığı takdirde, taşınmaz ticareti yetki belgesi olmadığı takdirde ilan girişleri, emlak portallarına kesinlikle olmayacak. Buradaki sistem şu süreç şöyle devam edecek. Bir gayrimenkul danışmanı örnek verirsek bir vatandaşın gayrimenkulünün ilanını alacağı zaman o vatandaş yetkilendirmek için E-Devleti'ne girip emlak işletmesinin taşınmaz ticaret yetki belgesinin numarasını girme zorunluluğu var. Taşınmaz ticaret yetki belgesi numarasını girdikten sonrası da otomatikman gayrimenkul şirketi o ilanı emlak portalını yayınlamaya başlayacak. Birçok dolandırıcılığın önüne geçileceğini de belirten Aydemir, kendi ilanlarını bile kopyalayıp insanları kandıranlar olduğunu, ancak yeni uygulamayla artık gayrimenkul satışının yetkilendirmeden yapılamayacağını söyledi. Çanakkale'nin Biga ilçesinde 17 Şubat 2024 tarihinde boşanma aşamasındaki eşini boğduğu gerekçesiyle tutuklanan sanıkla ona yardımcı olduğu öne sürülen kardeşinin yargılandığı davada ilk duruşma yapıldı. Çanakkale'nin Biga ilçesinde 17 Şubat 2024 tarihinde boşanma aşamasındaki eşini boğduğu gerekçesiyle tutuklanan sanıkla ona yardımcı olduğu öne sürülen kardeşinin yargılandığı davada ilk duruşma yapıldı. Çanakkale 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Fırat Yıldızhan ve kardeşi Yağız Yıldızhan'la maktul Saliha Gizem Şahin'in yakınları ve taraf avukatları katıldı. Tasarlayarak eşe karşı öldürme ve tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapiste yargılanan tutuklu sanıklar, olayın namus cinayeti gibi göstermeye çalışsa da bu savunmaları kabul edilmedi. Sanık Yıldızhan şiddetli geçimsizlik yüzünden ayrı yaşamaya başladıklarını söyledi. Kardeşiyle birlikte eşinin Lapseki'deki evine gidip arabaya aldıklarını ve tartışmaya başladıklarını aktardı. Tartışma sırasında sinirlenip talihsiz kadını boğduğunu ve cansız bedenini Biga'daki bir su çukuruna koyup üzerine toprak attıklarını anlattı. Diğer sanık Yağız Yıldızhan'sa hakkındaki suçlamayı reddetti. Abisinin kadını çukura koyduğunu, kendisinin de sadece bir kez toprak attığını ve daha sonra polisle birlikte cesedin bulunduğu yeri gösterdiğini söyledi. Maktulün babası Arif Şahin de kızını öldürenlerin en ağır cezayı almalarını istedi. Fırat Yıldızhan'ın akli dengesinin yerinde olmadığı savunması da duruşmada makul cevaplar vermesi nedeniyle reddedildi. Sanıkların cesedi ilçe ilçe gezdirip gömme yeri aradıkları da ortaya çıktı. Duruşma yaklaşık 3 saat sürdü. Mahkeme ikinci duruşmayı 5 Eylül'e erteledi.
Maktulün avukatı Ahmet Erzi duruşma sonrası kameraların karşısına geçti. Cinayetin arkasındaki korkunç detayları açıkladı. Adli tıp raporunda maktulün ölümünden sonra tecavüze uğradığı, sanıkların daha önceki eşlerine de tehdit ve hakaretlerde bulunduğu, Saliha Gizem'in son kurban olduğu ortaya çıktı. Yapılan duruşmada maktulün ölümünden sonra tecavüze uğradığına dair adli tıp raporu da dosya arasında yer aldı. Fırat Yıldızhan ve Yağız Yıldızhan'ın ilk eylemi bu değil, aynı zamanda bir önceki eşlerine de bu şekilde tehdit ve hakaretlerde bulunuyorlar. Son kurban maalesef ki Saliha Gizem Şahin oldu. Yanlarında getirdikleri balya ipiyle boğazından dolayarak iştirak halinde Yağız'la beraber bu eylemi gerçekleştirdiler. Alınan savunmaları yine her zaman kadın cinayetleri dosyasında gördüğümüz üzere bir namus cinayetine bir büründürmeye çalışma şeklinde bir gerekçe uydurmaya çalıştılar. Lakin bunu da yapamadılar. Süreci yakından takip edeceğiz. En ağır cezayı almaları için mücadelemizi vereceğiz. Aileye de buradan başsağlığı diliyoruz. Biga ilçesinde yaşayan Fırat Yıldızhan 17 Şubat 2024'te eşiyle tartıştıktan sonra onu iple boğmuş ve kardeşiyle birlikte cesedi Biga'da bir çukura gömmüştü. Ailenin ihbarı üzerine polis kardeşleri gözaltına almış ve kadının cesedi bulunmuştu. Her iki sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bir kadına yönelik taciz iddiasıyla adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu şahıs basit cinsel saldırı suçundan tutuklandı. Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Merkez Mahallesi'nde yabancı uyruklu R.A.'nın laf attığı genç bir kadını markette taciz ettiği öne sürülmüştü. Vatandaşlar tarafından linç edilmek istendiği esnada yaşadığı binaya kaçan R.A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli basit cinsel saldırı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay 6 Ağustos tarihi gece saatlerinde Kaynarca ilçesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şahıs laf attığı genç bir kadını markette taciz etti. Çevrede bulunan vatandaşlar şahsa tepki gösterdi. Konunun duyulması sonrası bölgeye gelen kalabalık genç kıza laf attığı öne sürülen şahsı linç etmek istedi. İsmi henüz öğrenilemeyen şahıs yaşadığı binaya kaçtı. Şahsın kaçarak girdiği bina taşlandı, camları kırıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgede toplanan kalabalık yabancı uyruklu şahısların kaldığı binayı taşladı, camlarını kırdı. Tacizde bulunduğu öne sürülen şahsı linçten polis ekipleri kurtardı. Jandarma ekiplerinin de sevk edildiği olay yerinde öfkeli kalabalık güçlükle sakinleştirildi. Öte yandan taciz iddiasıyla gözaltına alınan şahsın kaçarak saklandığı binada kendisi gibi yabancı uyruklu şahısların yaşadığı ve bölgede bulunan bir tavuk firmasında işçi olarak çalıştıkları öğrenildi. Meydana gelen olayın ardından binanın boşaltıldığı ve yabancı uyruklu şahısların İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edilerek ilçeden tahliye edildiği öğrenildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırklareli merkezli 4 ilde 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen Kuyu 15 operasyonlarında 30 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde Kırklareli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucu Kırklareli merkezli İstanbul, Tekirdağ ve Diyarbakır'da elebaşılığını Nizamettin Gündüz ve Ercan Kartay'ın yaptığı birbirleriyle husumetli iki organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 30 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyuya düşecekler" ifadelerini kullandı. İlk belirlemelere göre 8 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya şu bilgileri verdi. Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten adam öldürmeye teşebbüs, yağma, mala zarar verme, tefecilik, fuhuş ve insan kaçakçılığı, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 sayılı kanununa muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi. Adana'nın Kozan ilçesinde saat 5.32'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Adana'da merkez üssü Kozan ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem 7,6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü yaptığı açıklamada tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Arslanköylü, bize ulaşan bir olumsuzluk yok. Apartmanda yaşayan vatandaşlarımız tedbir amaçlı evlerinden çıkmışlar. Hepsine geçmiş olsun dedi. Öte yandan deprem anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde insanların deprem esnasında panikle bulundukları binadan kendilerini dışarı attıkları göründü. İstanbul Üsküdar'da geçtiğimiz gün denize düşen 26 yaşındaki genç kadın için arama çalışması başlatılmıştı. Genç kadının cansız bedenine ulaşıldı. İstanbul'un Üsküdar ilçesinde 26 yaşındaki Gurbet K isimli genç kadın sahil şeridinde bulunduğu esnada denize düştü. Havanın kararmış olması nedeniyle genç kadın kısa sürede gözden kayboldu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil güvenlik ekipleri ve deniz polisi de olay yerine sevk edilirken dalgıçlar tarafından da su altında arama çalışmaları yürütüldü. Sabah saat 07 sıralarında çalışmalara ara verildiği sırada Gurbet K'nin cansız bedeni sahildeki balıkçılar tarafından denizde görüldü. Balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Sahil güvenlik teknesine çıkarılan Gurbet K'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde balık tutmak için gittikleri dere yatağına inmek istedikleri sırada kayalık alanda mahsur kalan 3 genç ekiplerce kurtarıldı. Bursa'nın Nilüfer ilçesi Gümüştepe mahallesinde balık tutmak için Nilüfer çayına giden Ahmet Yusuf Ö, Efe T ve Burak Y dere yatağına inmeye çalıştıkları sırada kayalıklarda mahsur kaldı. Gençlerin durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye jandarmayla İlafet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yardımıyla mahsur kaldıkları kayalıklardan kurtarılan gençler ilk kez başlarına böyle bir olay geldiğini ve kendileri için kötü bir deneyim olduğunu belirterek görevlilere teşekkür etti. Türkiye'nin ilk seri yat üreticisi olan Sirene Marine'nin Orhan Gazi'deki fabrikasındaki yangın 4,5 saat sonra kontrol altına alındı. Bu sabah saat 07.30 sıralarında Sirene Marine'nin Yalova Bursa Karayolu üzerinde bulunan fabrikasından yoğun dumanlar yükselmeye başladı. Kısa süre önce ek tesis yapan fabrikanın eski binasındaki yangının çıkış nedeni hakkında henüz açıklama yapılmadı. Türkiye'nin marka teknelerinin üretilip birçok ülkeye pazarlandığı fabrikadaki yangına AFAD ekipleri, 20 itfaiye aracı ve 70 personel müdahale etti. Yangın 4,5 saat sonra kontrol altına alındı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğup 7 yaşına kadar yaşadığı ev Yunanistan tatili yapanların ve Türkiye'den düzenlenen özel turlarla gelenlerin özellikle ziyaret ettiği mekanlar arasında yer alıyor. Selanik Belediyesi Türkiye'nin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle 1933'te satın alıp Mustafa Kemal Atatürk'e hediye etmeye karar verdiği evin anahtarı Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu'na 1937'de teslim edildi. Kapılarını ziyaretçilerine 1953'te müze olarak açan ev, 2012'de kapsamlı restorasyonun ardından şimdiki halini aldı. Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırlayan ev, özellikle yaz dönemlerinde Yunanistan'da tatil yapan Türklerin uğramadan geçmedikleri müzeler arasında yer alıyor. Türkiye'den düzenlenen özel turlarla da her gün yüzlerce kişi evi ziyaret ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Selanik Başkonsolosluğu'nun hemen yanında yer alan Atatürk Evi'nin caddeye bakan dış cephesine Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 10. yılı münasebetiyle 29 Ekim 1923'te asılan Türkiye Cumhuriyeti Müceddidi ve Balkan İttihatı'nın müzahiri Gazi Mustafa Kemal Atatürk burada dünyaya gelmiştir yazılı mermer levha göze çarpıyor. Ziyaretçileri evin avlusunda Ali Rıza Efendi tarafından dikilen Atatürk'ün çocuk yaşlarındayken altında oyun oynadığı ağaçla evin tarihçesini anlatan bir pano karşılıyor. Atatürk evinin ziyaretçilerinden olan ve alçıya alınan kırık ayağı nedeniyle değneklerine yaslanarak yürüyebilen Vural Evenk, İstanbul'dan geldiğini belirterek şöyle konuştu. İstanbul'dan geliyoruz. Ailemle beraber geldik. Atatürk'ümüzü ziyaret ettik. Şimdi döneceğiz. Biraz zor olmadı mı ayağınızı? Zor olsa geleceğiz. Atamızı göreceğiz yani. Motosikletiyle İstanbul'dan gelen Cenk Alsa, değişik oluyorsun, duyguların kabarıyor diyerek şunları söyledi. İstanbul'dan geliyorum. Motorla geldim. İlk kez geldim. Değişik oluyorsun ya. Duyguların kabarıyor. Tüylerin diken diken oluyor.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde üreticiler fındık üretiminde yıllık 20 ton ürün elde ediyor. Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde üreticiler fındık hasadına hazırlanıyor. Çavuşköylü üretici Ekrem Taşkın gazetecilere yaptığı açıklamada ürettikleri fındıkların lezzetli olduğunu söyledi. Taşkın yaklaşık 45 yıl önce Karadeniz bölgesinden fındık fidanı getirip Çavuşköy'deki arazilerine diktiklerini ve ürün almaya başladıklarını belirterek şöyle konuştu. Fındığın buraya gelmesinin bir teselisi olduğundan Almanya'daki amcamın 40-45 sene önceki komşularının Karasu'dan olup orada sizin memlekette bu fındığın olduğunu demesinden ve buraya izine girindikte babamla tanışıp yeniden oraya yollanıp bu fındığın buraya gelmesine vesile olmuşlardır. Yılda şu ana kadar 15 ton lan 20 tona yaklaştı şu anda. Tam soğuduktan sonra tam çoğalacak 30 ton da bilir. Tabii bakımına gayret edersen nereye kadar çıkacağı belli olmaz. Kaç ton, 40 ton da olabilir. Tabii biraz bakımına ama köy için, Çanakkale için güzel bir vesile oldu bu fındık işi. Köy muhtarı Mustafa Durgutsa 50 hanelik Çavuşköy'de herkesin fındık bahçesi olduğunu ifade ederek bu yıl üretim miktarında artış beklediklerini sözlerine ekledi. Sada aşağı yukarı 10-15 gün kaldı. Bu sene güzel verim var. Göletimizin de faaliyete geçmesiyle daha da randımanın artmasını bekliyoruz. Tabii ki de köyümüzde aşağı yukarı herkes de fındık üretimi yapıyor. Göletten su verilmeye başladıktan sonra rekolte daha iyi olacağını düşünüyorum yani. Artacak, verim artar. Çanakkale basınının deneyimli ismi Erol Uçar'ın yeni romanı Kahin Kapısı 2 Tanrıların Sonu yayımlandı. 2050 yılında geçen bu etkileyici kitap internet sitelerinde satışa sunuldu. 30 yılı aşkın süredir basında görev yapan ve bu yıl Çanakkale Belediyesi tarafından yılın gazetecisi ödülüne layık görülen Erol Uçar'ın yeni romanı yayımlandı. Son 9 yıldır roman çalışmalarına ağırlık veren Uçar'ın Filozof Çoban, Son Gelen ve Kahin Kapısı adlı romanlarının ardından merakla beklenen yeni eseri Kahin Kapısı 2 Tanrıların Sonu yayımlandı. 2050 yılında geçen ve dünyadaki tüm işlenmiş metallerin eridiği büyük bir kaosun yaşandığı anları anlatan bu roman, Uçar'ın kaleminden çıkan etkileyici bir devam kitabı olarak dikkat çekerken bu kıymetli eser internet sitelerinde satışa sunuldu. Gazeteci Uçar'ın yeni romanı hem gazetecilik hem de edebiyat dünyasında dikkat çekmeye devam edecek gibi görünüyor. Son yayımlanan eseriyle ilgili açıklamalarda bulunan gazeteci Erol Uçar, bu romanı yazmak 3 yıl sürdü diye konuştu. Kahin Kapısı 1'de Truva Savaşı ile ilgili bazı daha sonra mitolojik kurgu üzerine dayalı ama onu okuyan bir kişi Truva Savaşı'nda ile ilgili bütün bilgileri elde edebilir. Biraz da işte böyle mitolojik kurgu, fantastik öyle bir şey oldu. Sonra o Kahin Kapısı 1'de açık bir kapı kaldı. Sonra ikinciyi yazmaya başladık. O da bir 3 yıl falan sürdü. 3 yılın sonunda da Kahin Kapısı 2 yayımlandı. Kahin Kapısı 2 Tanrıların Sonu romanının içeriğiyle ilgili de bilgi veren Uçar, dünyadaki bütün metallerin eridiğini düşünün dedi. Olaylar 2050 yılına geçiyor. Yıl 2050'dir. Bir gün 24 saat içinde dünyadaki bütün işlenmiş metal erir ve ondan sonra oluşan kaos anlatılıyor. Dünyadaki bütün metalin eridiğini bir düşünürsek, işte apartmanlar, arabalar, bütün cihazlar hiçbir şey yok. Bir anda insanoğlu mağara devrine dönüyor. Ama bazı yerlerde bazı şeyler kalıyor. Onlar da istisnalar. Onlar kitabın içeriğinde artık anlatılıyor. İki projeyi daha sürdürdüğünü belirten Uçar, yeni eserleriyle ilgili yazma ve araştırma çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Şu anda iki tane proje var. Birisi çok işte 10 yıl sonraya dönük bir proje. Ama şu anda üzerinde çalıştığım yeni bir proje. O da Şeytan İncili ve Ahit Sandığı. Bu gizemli bir kitap olacak. Onun yazma ve araştırma aşamaları devam ediyor. Bursa'da motosikletle otomobilin çarpıştığı kaza kask kamerasına yansıdı. Bursa'nın Gemlik ilçesi Büyükkumla mahallesinde seyir halindeki motosiklet sinyal vermeden yol ayrımından dönmek isteyen otomobille çarpıştı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralanırken olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye yaptığı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise aynı yolda seyir halinde olan başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Ünlü dalgıç Selim Konya, geçtiğimiz günlerde Gökçeada açıklarında yakalanan köpek balığı hakkında açıklamalarda bulundu. Konya, Gökçeada kıyılarında köpek balığı yakalandı hikayesini inandırıcı bulmadım dedi.
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında geçtiğimiz günlerde Parag atalarına takılan mako cinsi köpek balığı bulunmuştu. Köpek balığının yakalandığı haberinin hızla yayılması üzerine ünlü dalgıç Selim Konya bir açıklama gerçekleştirdi. Konya açıklamasında şunları söyledi. Son 1-2 gündür sosyal medyada gerekse de ulusal kanallarda, internette bir Gökçeada'da bir mako köpek balığı işte çok kıyıya yakın bir bölgede yakalandığı iddia ediliyor. 30 yıldır bu denizlerde dalıyorum. Gerek scuba'yla gerekse de zıpkınla balık avı yapıyorum. 30 metrelere kadar bu denizlerde daldım. Serbest olsun, scuba'yla olsun hiçbir şekilde bu zamana kadar bu denizlerde biz hiçbir şekilde bu köpek balığı, saldırgan bir köpek balığı görmedim. Arkadaşlarım da görmedi. Türkiye'de bile bildiğim kadarıyla bir köpek balığı saldırısı yaşanmadı. Gökçeada kıyılarında köpek balığı bulundu olayına inanmadığını belirten Konya sözlerine şöyle devam etti. Son günlerde gördüğümüz o işte Gökçeada kıyılarında işte 30 metrede 40 metrede bir mako köpek balığı yakalandı hikayesi ben açık söyleyeyim inandırıcı bulmadım. Tamamen sosyal medyada gündem oluşturmak için yapılmış bir şey. Bununla ilgili birçok arkadaşım bana yazdı internetten. Senin böyle bir şey var mı? Bunları artık dert anlatmaktan gerçekten yoruldum. Benim gibi birçok arkadaş da aynı durumu yaşıyor. Gökçeada da turizm yapılıyor. Birçok insan turizm yapıyor. Ya bu turizm batılayan bir şey. Biz kendi tecrübemize dayanarak söylüyoruz. Böyle bir şey yok. 30 yıldır bu denizin içindeyiz. Babamız bu denizin içindeydi. Dedemiz bu denizin içindeydi. Hiçbir şekilde bir köpek balığına denk gelmiyor. Evet denk geliyoruz. Nereden geliyoruz? Kıyıdan 4 mil, 5 mil, 6 mil kılıç avı sırasında su üzerinde görüyoruz. Ama kıyılarda bu tür köpek balığı özellikle bu sıcak aylarda böyle bir şeye denk gelme olasılığınız %0 yani öyle diyeyim size. Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen balıkçı teknesi kurtarılarak limana çekildi. Avlanmak için denize açılan balıkçı Egemen Çoğun kullandığı 5 metrelik teknenin motoru Gökçeada ile Saros Körfezi arasında arızalandı. Çoğu teknesinin sürüklenmeye başlaması nedeniyle yardım çağrısında bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve balıkçı İlker Özdemir'in bölgeye ulaşmasının ardından yedeklenen tekne Gökçeada'daki Kaleköy Limanı'na getirildi. Çoğu yaptığı açıklamada denize açıldıktan yaklaşık 3 saat sonra Gökçeada yönüne seyir halindeyken teknesinin motorunun arızalandığını ve sürüklenmeye başladığını söyledi. Yaylıdan çıktım. Tamam. Sabah saat 10.30 gibi çıktım. Evet. Tek başımaydım. Motor arıza saat 1 gibi gelirken havada izmeye başladı. Bize nasıl ulaştı? İnternetten buldum bunu abi. Bravo. Sahil Güvenlik'e geldi. Evet. Çok güzel. İnternetten buldum telefonumu. İkimiz aynı anda geldik Sahil Güvenlik'e. Evet, Sahil Güvenlik'e. Biz de bayağı aradık. Biz önce bir Dirapa kayalığına kadar gittik. Sonradan buraya geldik. Sonra verdiğin koordinat doğruymuş. Geçmiş olsun. Sağ ol abi. Teşekkürler. Değerli izleyenler haberlerimizin sonuna geldik. Yarın tekrar aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.